أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi siz değerli Rehber TV izleyicilerinin üzerine olsun. Bizleri tekrardan Rehber TV ekranlarında buluşturan Allah'a hamdolsun. Yeni bir fıkıh ve hayat programıyla çok değerli İttihadül Ulema Yönetim Kurulu üyesi Molla Abdülkuddüs Yalçın Seydam ile birlikte her perşembe olduğu gibi bugün de huzurlarınızdayız. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bizlere bağlanarak yayına katılmak isteyen izleyicilerimiz Rehber TV ekranlarında gördükleri iletişim adresleri üzerinden bizlere ulaşırlarsa inşallah yayın akışı içerisinde cevaplamaya gayret edeceğiz. Kıymetli Seydam, öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Allah iyilik versin. Allah'a şükür iyiyiz. Dilerseniz ilk sorumuzla başlayabiliriz. Buyurun. Seydam, şöyle bir soru geliyor. Yılbaşı vesilesiyle yapılan alışveriş indirimlerinden istifade etmek, alışveriş yapmak caiz midir? Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin seyyidil murselin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Evet, şimdi yılbaşı malum İslam ahlakından değil bu yılbaşı kutlamaları. İslam'la, Müslümanlıkla hiçbir alakası olmayan bir uygulamadır maalesef. Yıllardır Müslüman halkımız da bu oyuna gelmiş. Demek ki nefislerinin hoşuna gitmiş ki birçok meselelerini tabi yılbaşı kutlamalarına göre ayarlıyorlar. Yani bu nedenle, bu vesileyle ilk önce kendi nefsimize, sonra Müslüman kardeşlerimize tavsiyede bulunuyoruz ki bu yılbaşı meselesini tamamen unutalım. Yaşantımıza girmesine müsaade etmeyelim. Özellikle çocuklarımız. Şimdi biz yaparsak çocuklarımız zaten ona göre şekil alırlar. Ona göre düşünürler. Ona göre onlar da gelecek senelerde aynı uygulamayı yaparlar, aynı kutlamaları yaparlar. Bizim kutlamamız gereken iki tane bayram vardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Celle Celaluhu tarafından bize iki bayram verildiğini buyurmuş. Bunlardan bir tanesi Kurban Bayramı, bir tanesi Ramazan Bayramı'dır. Bunlarla seviniriz. Bir de Peygamber Efendimizin dünyayı teşrifleriyle seviniriz. Dünyaya gelmesi rahmet olarak dünyaya geldiği için biz onu da severiz, onu da kutlarız. Peygamber Efendimiz bizzat kutlamıştır kendi viladetini, doğum gününü. Onun dışında yani böyle gayrimüslimlerin, Müslüman olmayanların bir oyun olarak Müslümanları kendi dinlerinden, örflerinden, adetlerinden, edeplerinden uzaklaştırmak için aramıza sokmaya çalıştıkları bu tür şeylerden şiddetle, ateşten kaçar gibi kaçmamız lazım. Fakat hani yılbaşı nedeniyle indirimler yapılıyor dediniz. Yani onlardan istifade edilebilir mi? Bu konuda eğer yılbaşı için almıyorsa normal arışı bir gömlek alıyor. Bir normal hayatında kullanmak için alıyorsa bunda bir sakınca olmaz yani. Fakat eğer yılbaşı için özel bir şey alıyorsa onda indirim olsun veyahut olmasın kesinlikle bu caiz değildir. Bir yumurta dahi alıyorsa, bir hindi alıyorsa, bir çam ağacı alıyorsa veyahut artık yani yılbaşı kutlamalarıyla ilgili herhangi bir alışveriş yapmak kesinlikle haramdır. Yani bu gayrimüslimlere yardım etmektir ve İslam'ın aleyhine faaliyet göstermektir ve Müslümanların ahlakını bozmaktır. İlk önce zaten kendisini bozmuş, çocuklarının da veyahut kendi çevresinde bulunan insanlara da etki eğer ederse bunun da günahı onun boynuna olur. Dolayısıyla bu tür şeylerden uzak durmak lazım.
Ama normal hayatta gerekli olan ihtiyaç, elbise gibi, ayakkabı gibi başka, yani yılbaşı için başkalara indirim yapmışsa o onu ilgilendirmez. Yani kendisi yapmamıştır, ondan istifade edebilir. Peki Seydam. Şimdi de Diyarbakır'a bağlanıyoruz. İlk telefonumuzu alıyoruz. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Selamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Televizyonunuzun sesini kısarsanız bizleri telefondan dinleyin lütfen. Sorunu okumayalım. Buyurun. Nemeylikim çarket sünneti hon nakıfezi hazır nivru aşa o asr ezdikim ez sünneti mekiye dikim moğol bir serisi. Ejo diyet nefeyi hanfi geyit ukuşu biki. فاز دي شافي نفز دي حتى حنفي فاز جيت بكي سنتي اه لما جاء عصر تقو هن ما جاء عصر شاري عصر لكن شاري عشر ناكم شارجي از نيرو ناكم فاز حاصل دكم سنتي سالي سيكم سنتي مغربي لكم وسنتي مكي ازكم اجو جمرا دوي كي واط حنفي جيت كشي بكي فاز وشافي نفز دي حنفي فاز تمام تمام Sabahla ta hafta. Aile tecrüb ez pez roşun miza pez de da pez adı kevin afşir. Ev içeri. Te goçit kevin afşir? Vakta pez da ayı pisa pisli evi kevin afşir. Çılkı da farı. Ez vijit roşun ev sonra bir ev içi yevmizim bırakta. Ami seyda pırsın inşallah. Yani hala haram tamam. Peki. Emaneti Hüdebin. Emaneti Hüdebin. Sersere serçava. İstanbul'dan bir izleyicimiz telefon hattımızda. Buyurun, hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Benim Seyda'ya bir sorum olacaktı. Buyurun. Şimdi biliyorsunuz bu yılbaşı kafirlerin yılbaşısıdır. Bizi hiç alakadar eden şey yok. Evet. Ancak biz çocuklarımızı okula gönderiyoruz. Okulda tabii sistemin okulu olduğu için öğrenciler öğretmenlerin teşvikiyle birbirlerine hediye alıyorlar. Şimdi ben bu gibi günleri kendi ailemden de kendi evimden de hiçbir şekilde kutlamıyorum. Ancak çocuğun mahzun kalmasın diye böyle bir şeye katılmasına müsaade etmek. Yani sadece benim çocuğum, diğer çocukların hepsi yaptığı için ben bunu yapıyor olmam. Bu açıdan herhangi bir sıkıntı doğurur mu? Peki Seydamıza yani, soralım inşallah. Hediyeleşmektir sadece ama tabii bu yılbaşına denk geldiği için ben bu konuda çok huzursuzum. Peki. Sorunuz anlaşıldı. Allah inşallah razı. Seydamıza soracağız. Peki. Var mı başka sormak istediğiniz? Yok, teşekkür ettim. Peki Allah efendim. Razı. Allah'a emanet olun. Selametle inşallah. Hayırlı geceleriniz olsun. Seydam Kürtçe sordu tabii. Digol meja sünnet el meja asr nakım çarekat el meja aşacı çarekat nakım esi bivan edikim dibe jmir gotine hanifi de mezhebi hanifi ada ferze fakat de şafii ada ne ferze tene şafii çma tenaki amel bele seyda sünnet sünnete yani de mezhebi hanefi de vacip mesela vitr وتر پشتیل میشه آشا کوتر تین کردن هند که رکعته که یعنی نرماله و سینه اونا واجبند مذهب شافعی ده و مذهب حنفی ده فقط وان سنت دن اری مهمن یعنی هنکی بهتر مذهب حنفی دل سرت سکنندن لبلی سنت یعنی دن کردن وان ده گناه تنه günah be yani çenabe be mesul nabe yani fakat kubuke çetre yani dışarı ku mesela vakta fırsat hebe u karbe bu ku zede mesela pe rahatsız nabe şora tamamı sünneti kubuke mezhebi hanefi de muhimme çünkü lesser sünnet atsakın lebele pe günah karna be ama be utrak vakta utrana ke ev vacibin utrana ke pe mesul de be yani وتری خو گرب که سه رکات پشتیل میشه آشه وتر بکه وش خو واسه سنت دن ادبی است که نوان دن کت که ایوانه کو نکجی کو فرصت چی بود که باش. Peki Seydam, iki telefonumuz var. Muş'a bağlanıyoruz. Buyurun, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Buyurun. Allah sizden razı olsun. Ezmen. Hocam benim aklıma bir şey takıldı. Kaderli gibi. Kaderimiz önceden yazılmış. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Yani önceden yazılan bir şeyi tekrar mı yaşıyoruz yoksa kaderi değiştirmek bizim elimizde mi? Peki. Evet hocam. Var mı başka sorun? Ben bu sene sınava gireceğim. Bana da dua ederseniz çok mutlu olurum. Peki. Rabbim kolaylıklar versin inşallah. Allah sizden razı olsun. Başım üstüne görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Elazığ'dan bir izleyicimiz telefon attığımızda. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocama bir sorum olacak da benim. Buyurun. Şimdi kıyamet koptuktan sonra cennete ve cehenneme gidecekler ayrılıyor ya. Cehennemdekiler sonsuza kadar cehennemde mi kalıyor yoksa daha sonradan cennete gidecekler mi? Tekrarlayabilir misiniz sorunuzu? Ses tam gelmedi de. Tabii. Kıyamet koptuktan sonra cennet ve cehenneme gidecekler belirleniyor ya. Evet. Cehenneme gidenler daha sonradan cennete gidecek mi? Peki. Seyda'mıza soralım inşallah. Hani cennete giderse orada cennetten söylenecek mi cehennemden geldi yani? Tamam. Evet. Seyda'mıza soralım inşallah. Peki Allah'a emanet olun selametle inşallah. Yine Kürtçe sormuştu Seyda'm. Dugo vakti ku eşirdi doşum. Dugo tışt dikevin navşir ku tekevi. Ev şir necisti be ya nabe. Böyle Seyda'm. Vakta ku yani ekut için beriye pezdi doşun. Durde eğer ku mesela büşkül kudu bejin. Büşkül ey pezhene. Eğer ku büşkül te kevin navi. O evji mesela ku deste yani deste hua derhe. Zeyde li sere ne sekne. Yani zeyde ne hele ku navi de bisekne. Hemen uan büşküla derhe. Bişerte ku deste ku deste hua tkhe deste ve tahir be yani. Deste wan jî ne necis be, deste wan tahir be, o bu deste xwe tahir wan bişkula zûka derxin, ew şîr afû jî heye. Yani necis nabe, lewra zehmet e. Lê ku mîz be, mesela mîza pez ku têkeve, weya xwed rêxa wan ku ron be mesela têkeve nav şîr, ew şîr necis dibe, yani gerek birjînin. Yani tiştê ku afû jî heye ku kitabê me behs dikin, ew bişkulê hişk. Ku vaqta dikevine hemen pera derxin bi destê xwe tahir ew ê çaxî zirar nagije lê wekî dinê mîz be weya xwed rêxa ron be vana necis dike ew îdî gerek ew şîr berjandin. Peki Seyda. İzleyicimiz diyor ki ben yılbaşı kutlamalarına katılan birisi değilim. Bunlara karşı olan birisiyim. Fakat diyor okulda çocuğum diyor öğretmenlerin de teşviğiyle öğretmenler diyormuş ki işte birbirinize hediye alın. Ben yani normalde buna karşıyım fakat çocuğum da diğer çocuklardan garip kalmasın diye. Sonuçta hediyeleşmektir. Benim çocuğuma bunu yaptırmam, hediye aldırtmam caiz midir? Yani ortamdan ortama tabii ki değişir. Yalnız zaten burada kendini gösterir. Yani babanın babalığı burada kendini gösterir. Şimdi çocuğunu öyle yetiştirecek ki çocuğu o hediyeleşmeden tiksinecek. Değil ki özenecek. Tiksinecek o çocuk. O çocuk öyle babanın öyle bir telkinatını alacak, öyle bir terbiyesini alacak, öyle bir mesela uyarısını alacak ki o hediyeleşmeyi bir mesela bir nevi yani böyle insanın içini bulandıran bir şey olacak. O çocuk o kolaydır yani. Fakat biz bir şey yapmıyoruz. Çocuğumuz gidiyor okula, geliyor eve, derslerini çalışıyor, sabah tekrar gidiyor. Böylesi uygulamalar geliyor. Çocuk özeniyor tabii ki, özenecek. Babadan bir şey almazsa, anneden bir ders almazsa okul böyle. Yani ille de hani diyor ya sistemin doğrudur ama önemli olan sistem değil. Oradaki öğretmenin şeyi de değişebilir yani. Sistem ne olursa olsun öğretmenin düşüncesi neyse bir bakarsın ki ona Darwin'i sevdirmiştir. Bir bakarsın ki ona mesela maymundan geldiğimizi söylemiştir. İşte burada aile çocuğunu koruması lazım. Evet çocuğu
okula göndermek zorundayız. Ama bununla birlikte okulda oluşabilecek bazı olumsuz şeylere de karşı da çocuğumuzu uyanık tutacağız. Yani ona ilk önceden telkinat vereceğiz ki verdiğimiz zaman çocuk çok güzel kendini savunur. Bunun tecrübesini çok yapmışız. Dolayısıyla öyle güzel bir şey yapsın. Çocuklarına güzel bir anlatım yapsın ve bizim Müslüman olduğumuzu, bu tür şeyler bize uygun olmadığımızı, bu tür mesela bu İslam düşmanlarının, bizim düşmanlarımızın yaptığı işlerdir. Aman aman bu işlere girmeyin diye onlara telkinat yapması lazım. Burada bir kusur yapmışsa o zaman şeydir, yani o zaman o mesul olur. Ha kusur yapmamışsa, buna rağmen eğer çocuk böyle bir işe girişmişse onun zaten şeyinde değil, mesuliyetinde değil. Veyahut da ne bileyim yani öğretmenin bir baskısı olabilir yani. İlle de yaparsanız yapmazsınız, sizi okuldan atarım gibi mesela bazı şeyler yaparsa yani duruma göre bir mazeret oluşabilir yani. Fakat böyle hiçbir şey yapmadan tamamen oraya teslim etmek bu kesinlikle doğru değil, caiz değildir. Peki Seyda. Mardin'e bağlanıyoruz şimdi de. Bir telefonumuz var. Buyurun. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Benimki sorum olacaktı da. Buyur. Benim bir tane küçük kardeşim var. Biz ne yaparsak yapalım namaz kılmıyor. Böyle güzel laflar kullanmıyor. Elimizden geleni yapıyor. Annem de yapıyor. Konuşuyor onunla. Hatta para bile veriyoruz. Teklif ediyoruz. Hani namazına kal. Düzgün yaşa diye. Müslümanlara yakışır. Düzgün yaşa diye ama bir türlü bizim dediğimizi yapmıyor. Hocamız bize ne önerir? Hidayet olması için hangi duaları önerir? Bir de dua bekliyoruz. Peki. İkinci sorum da şu. Mesela Veysel Karani Hazretleri bu ziyaret yerleri oluyor ya, oradan şeker falan getiriyorlar. Diyorlar ki tebariktir, yiyin, hidayet olursunuz. Ben diyorum ki hani tamam oradan getirdiniz ama hani Fatiha da okuyalım o zata, o zat-ı şerife, ama diyorum hani bunlar fabrikada üretiliyor. Yani bunun hakkında hocamız ne diyor? Ben görüşünü merak ediyorum. Bu son soruyla ilgili tam olarak ne kastettiniz? Onu tekrarlayabilirseniz. Yani mesela orada şekerler satılıyor ya da süs eşyaları satılıyor. Bize veriyorlar, diyorlar ki alın hani tebariktir, yiyin, tamam, hidayet edersiniz. Ben de diyorum ki hani o da bir kul, biz de bir kuluz. Tabii ki onların dereceleri bizden üstün olabilir ama ben diyorum ki hani bu şekerler fabrikada üretiliyor. Peki. Orayla ilgili bir bağlantısı yok. Hani acaba benim düşüncem mi yanlış, ben bilemiyorum, hocamızdan bu konuda açıklama bekliyorum. Peki, sorunuz anlaşıldı. Seydamıza soralım inşallah. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Selametle sizlere de iyi akşamlar. Şanlıurfa'dan da bir izleyicimiz var. Onu da alalım. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Hay, alo. Evet. Buyurun. Sesiniz geliyor. Tamam hocam. Ben şey soracaktım. Kadınlar kendi aralarındayken hani bazı hareketlerine dikkat etmiyorlar. Ben şunu merak ettim. Kadınların kendi aralarındaki avret şeyi hani nasıldır? Peki. Seyda'mıza soralım inşallah. Çok teşekkür ederim. Peki. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Seydam izleyicimiz şöyle bir soru sordu. Kaderimiz önceden yazılmış. Peki kaderimizi değiştirmek bizim elimizde midir? Değiştirebilir miyiz? Bir de sınava girecekti, dua talep ediyordu Seydam. Allah muvaffak etsin. Başarılar diliyoruz Allah Celle Celaluhu'dan kardeşimize. Hayırlarda tevfik ve başarı diliyoruz. İnşallah muvaffak olur. Kader zaten ismi üzerinde, kader Allah'ın elindedir. Zaten kadere inanmak şudur, yani hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmaktır. Bütün her şey Allah'tan gelir. Kaderi değiştirmek kesinlikle insanın elinde olmaz. Yalnız şu vardır, bazı meselelerde, bazı yani her şeyde değil, bazı meselelerde Allah Celle Celaluhu yani duayı tesirli kılar. Dolayısıyla bir insan mesela dua ederse, sadaka verirse bazı belalar, musibetler defolur diye bu naslarda mevcuttur. Yani hadis-i şeriflerde de mevcuttur. Bizim kitaplarımızda, yani akaid kitaplarımızda da mevcuttur ki duaların tesiri vardır. Onun da, o da Allah'ın elindedir. Yani Allah Celle Celaluhu dilerse o duayla duasını kabul eder ve dünyada o duanın gereğini yerine getirir ve ona birçok musibetleri defettirir. Fakat kaderi değiştirmek insanın elinde değildir. İnsan kaderi değiştiremez.
ne yapar? Dediğimiz gibi sadakalar verir, dualar eder. Bu duaların, bu sadakaların vesilesiyle Allah Celle Celaluhu da ona göre bazı şeyleri defettirir ve o kişiyi muhafaza eder. Evet. Evet Selam. İzleyicimizin sorusu şöyleydi. Diyor ki ahiret günü hani cehennem ehli ve cennet ehli belli olacak. Birileri cehenneme, birileri de cennete girecek. Peki cehenneme girecek olanlar ebediyen mi cehennemde kalacaklar? Yok, eğer çıkanlar varsa bunlar cennete girdikleri zaman denilecek mi bunlar, ya da fark edilecek mi? Bunlar cehennemden gelmiş de şimdi cennete girmişler. O damga olacak mı? Şimdi burada değişik görüşler var. Yalnız cumhurun görüşüne göre, yani zaten imanı olmayan cehennemden çıkmaz. Eğer iman kurtarmamışsa ve zaten daha önce gayrimüslimdir, mümin değildir. Mümin olmayan bir insanın cehennemden çıkması söz konusu değildir. Ayet-i kerimeler burada açıkça ifade ediyor ki halidine fiha ebeda, onlar ebediyen orada kalıcıdırlar. Gayrimüslimler, mümin olmayan, imanı kurtarmayan. Ama eğer iman varsa, bir kişi günahkardır. Büyük günahlar işlemiş. Allah Celle Celaluhu da onu affetmemiş. Ona herhangi bir Allah dostu, bir peygamber şefaat de etmemiş. Yani Allah tarafından affedilmemiştir onun günahı. O kişi o günahının cezası kadar cehennemde kalır. Cezası bittikten sonra Allah Celle Celaluhu yine rahmi ve keremiyle onu cennetine götürür. Burada bazı alimler şöyle der. Diyor mesela, bunlar tabii cehennemden çıktıkları için onların ciltleri simsiyahtır. Yani kapkaradır. Cehennem kokusu gelir. Allah Celle Celaluhu onları bir nehrin kenarına getirir ve bu nehirde yıkanın der. O nehri, nehirde yıkandıktan sonra o eser, o damga gider. Bu da Allah'ın fazıl ve keremiyle, bu da bir görüştür, bir rivayettir. Böyle bir şey var. Fakat ma'kulen, yani insan düşündüğü zaman, bir insan cehennemden çıktıktan sonra, cennete de girdikten sonra hala o damgayı taşıyorsa ve onunla eziliyorsa, bu cennete girmeye muhaliftir. Çünkü cennette hiçbir eziyet yoktur, hiçbir üzüntü yoktur, hiçbir mahzuniyet yoktur. Mahzuniyete sebebiyet verecek hiçbir şey olmadığına göre cennete girdikten sonra o eser de gitmiş, zaten cezasını çekmiştir. Ayrıyeten orada da ceza çekmesi söz konusu değildir yani. Peki Seynep. İki telefonumuz var. Bir izleyicimiz telefon attığımızda. Buyurun. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Bizler de teşekkür ederiz. Buyurun. Öldükten sonra ilk gece, evet, mezara gömülüyoruz ya. Evet. O zaman kalkacakmışsın, başın tahtaya kalkacakmış. Evet. Öyle bir şey var mı? Kalkınca başın taşa değecek, bunu mu sordunuz? Evet. Öldüğünü o anda anlayacakmışsın. Peki Seyda'mıza soralım inşallah. Var mı başka sorunuz? Bir de her şeye sabretmek var mı? Her şeye sabretmek var mı ya? Peki Seyda'mıza soralım inşallah. Oldu yavrum. Hadi Allah'a emanet olun. Geceniz mübarek olsun inşallah. Bitlis'ten biri izleyicimiz telefon attığımızda. Evet. Hoş geldiniz. Buyurun. Düştü galiba. Bizi tekrar arayabilir. Devam edelim Seyda. Bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuştu. Küçük kardeşim var, namaz kılmıyor. Biz ısrar etmemize rağmen, hatta bazen teşvik olsun diye para da veriyormuş. Gerçi o ne kadar doğru, onu da sizden öğrenelim Seyda. Namaz kılmıyor. Bu durumda biz ne yapmalıyız? Var mı bazı dualar yapabileceğimiz? Evet. Tabii çocuğun yaşı ne kadar biz onu bilmiyoruz. Peygamber Efendimiz'in bir ifadesi var. Buyuruyor ki, çocuklarınız 7 yaşına gelince onlara namazı öğretin, namaz kıldırın.
eğer 10 yaşına gelince yine namaz kılmıyorsa, yani inat ediyorsa, ki olabilir bazı çocuklar inat eder anlamadığı için, inat edebilir. Onu hafiften böyle dövün, korkun yani, korkutun onu. Tabi dövmek demek yani öyle şiddetli, mesela yara açacak şekilde veyahut morartacak şekilde falan değil yani. Böyle hafiften mesela onun ehemmiyetini anlatacak şekilde çocuk bunun mesela üzerinde durulduğunu hissetsin. Aile kesinlikle bunu kabul etmez diye düşünsün. Öyle bir şekilde onu hafiften böyle döver ve namazını mutlaka kıl der. Yani zorlar. 10 yaşına gelince bunu yapar. Tabii 10 yaşına gelmeden bu şey yapılmaz. Sadece telkinat yapılır. Ya kardeşim veya çocuğum kalk namazını kıl, namaz kılmak iyidir. Gel beraber namaz kılalım şöyle falan. Hatta ara sıra camiye götürür, camide namaz kılanları gösterir. Bu şekilde yapması iyidir. Yani hani para vermesi falan gibi şey değil yani. Para verirse, bir gün para vermese kılmaz yani. O tür şey, o şeye alıştırmasa iyidir yani. Fakat Peygamber Efendimiz'in tedbiri çok güzeldir. Yani 7 yaştan 10 yaşına kadar sadece sözlü olarak ehemmiyetini anlatır, kılmasını sağlamaya çalışır. 10 yaşında artık biraz sertleşir yani, öyle kendini gösterir. Tabii bu yine çocuğun faydası olduğu için gerçek bir kızgınlık değildir bu. Sadece çocuğa anlatıyor bunu. O şekilde anlatsın tabii. O yani en güzel şey budur. Yani önemli olan kendisinin de buna ehemmiyet vermesi, ailenin buna ehemmiyet vermesi, camiye götürüp getirmesi, göstermesi, namaz kılanların şöyle olacağını, namaz kılmayanların işte bu cezayı çekeceğini falan, o tür şeyler de anlatırsa inşallah tebliğattır. Ha yani eğer bütün yaptıkları çabalara rağmen eğer kılmazsa, bu 15 yaşına kadar zaten çocuk şey değildir, yani mükellef değil. 15 yaştan sonra artık durum değişir. Peki Seyda. Evet. Rabbim inşallah o evladımıza İslah etsin. Namaz evet. Kılmayı nasip Amin. Etsin inşallah. Amin. İki telefonumuz var. Bitlis'e bağlanıyoruz. Buyurun. Hoş geldiniz yayınımıza. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Sizden de inşallah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam ben bir soru soracağım hocama. Evet buyur. İnsan üzerinde, namazın üzerindeyken ağzına balgam geliyor. O balgam içine alıyor mu yoksa ağzında mı kalıyor? Peki. Anlaşıldı sorunuz. Var mı başka sorunuz? Yok teşekkür ederim. Kocama da selam söyle. Peki Allah'a emanet. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kocaeli'den de bir izleyicimiz var telefon attığımızda. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Buyurun teyze. Alo. Sesiniz geliyor teyze, buyurun. Duyuyorum ben. Evet, evet. Ben hocama soracağım. Benim çocuğum intihar etti. Bu kader midir? Onun için bunu sormak istiyorum. Ağlıyorum ben. Rabbim taksiratını affetsin. İnşallah. Allah sabır versin. Allah sabır versin. Seyda'mıza soralım inşallah. Allah'a emanet olun teyzeciğim. Geceniz mübarek olsun inşallah. Evet. Devam ediyoruz. Seyda'm, izleyicimizin sorusu şöyleydi. Ziyaretten gelince işte şeker getiriyorlar oradan. Bize diyorlar ki teberrüken işte biz oradan getirmişiz. Bu teberrük müdür? Yani o izleyicimiz diyor ki bu fabrikadan üretilmiş, çarşıda satılan şekerle oradan getirilen şeker aynı. Ben böyle söylüyorum, başkaları hayır diyor. Evet. Bu konuda ne diyorsunuz Seyda? Evet. Doğrudur. Yani şeker şekerdir. Çarşıdan almış veyahut orada. Hani bu biraz da niyete bağlı bir şeydir. Husnu niyet ederek. Yani buna yani ille de oradan gelmiş mübarektir şeyiyle değil de. Yani o zatın gerçekten bir ziyaret ise, büyük bir zat ise, işte o bölgeye girmiş, biz de onun teberrük niyetiyle yani yine o zatın hürmetine, yine tabii zatın hürmetine derken yine o zat Allah'a güzel bir kul olduğu için, Allah'ın dostu olduğu için, yine Allah Celle Celaluhu'nun azamet ve büyüklüğüne dayanarak işte o bölgeden girmiş, bir de husnu niyet ederek işte o zatın hürmetine ben de bundan bir tane yiyeyim diye husnü niyet edilebilir yani. Onda bir sakınca yok.
ama ille de mübarektir, teberrüktür diye şey yapmak bu da doğru değildir yani. Peki Seyda. İzleyicimiz kadınların kendi arasında çok rahat olmasından rahatsız olduğu için şunu sormuştu. Kadınların kendi arasındaki avret ölçüsü nedir Seyda? Avret ölçüsü tabii ki mesela kadının kadına karşı avreti var. Kadının Müslüman kadınlara avret ölçüsü var. Bir de gayrimüslimlere karşı avret ölçüsü vardır. Mahrem erkeklere karşı, yabancı erkeklere karşı diye değişiyor. Kadının Müslüman kadınlara karşı avret ölçüsü diz ile göbek arasıdır. Aynen erkeklerin birbirlerine karşı avret mahallinin sınırı olduğu gibi. Yani diz ile göbek arasıdır. Diz ile göbeğin kendisi dahil değil. Fakat hani dizi de örtmek, göbeği de örtmek hani hareket esnasında en azından bir şey olsun. Tabii bu ihtiyaç olduğu esnalarda, mesela umumi hamamlarda olabilir ve başka ve ihtiyaç duyulduğu yerlerde bu şekilde avret mahalleri bu şekilde şeriatta, fıkıhta sınırlandırılmış. Gayrimüslim kadınlara karşı el ve yüzün dışında bütün vücuttur. Çünkü gayrimüslimlere güvenilmez. Onlar gidip başkalarına, mesela erkeklere o kadının vücudundan bahsedebilir. Eğer bu tedirginlik Müslüman kadınlar hakkında da varsa veya bir bazıları var yani anlatma meraklısıdır. Eğer böyle bir tedirginlik varsa ona karşı da aynı sınırı korumak, muhafaza etmek lazım. Yine aynen böyle el ve yüzün dışında bütün vücudu muhafaza etmek, yani setretmek vacip olur, farz olur. Fakat eğer böyle bir sıkıntı yoksa, o Müslüman kadınlar terbiyeli, Müslüman, ağırbaşlı, kendinden utanan insanlar ise ihtiyaç esnasında diz ile göbek arasının avrettir, onun dışında gösterilebilir. Peki Seydam. Öldükten sonra ilk gece kalkınca başımız taşa değecek, bir şeye değecek ve o an öldüğümüzü anlayacağız. Evet. Diye bir görüş var. Bu doğru mudur Seyda? Öyle bir yani meşhur olan bir söz var. Kişi öldüğü zaman işte bilmem sanki kendisi uykudaymış düşünecek. Bir kalkacak bakacak ki kabirdedir falan, öyle bir söylenti var ama o şey değil. O gerçek değildir. Gerçek olan budur. Mesela normalde bir kişi defnedildikten sonra münker ve nekir gelir zaten. Yani o gelirler ve o münker ve nekir ona soru sorarlar. Rabbin kimdir, peygamberin kimdir, dinin nedir, kitabın nedir falan. O soruları sorarlar ve bu kişi eğer doğru cevap verecekse, Müslüman, muttaki bir insan ise, ibadetlerini düzgün yapmış ise, onun kabri cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüşür. Dolayısıyla orada lezzet görür. Ama yok cevap veremeyecek ise o zaman yani münker ve nekir ona balyozla vurur ve ondan çok yüksek bir ses çıkar. Yani bir bağırma, bir feryat çıkar ki yani diyor eğer o feryadı insanlar duysa delirirler, çıldırırlar yani. O şekilde bir şey var ve onun kabri de cehennem çukurlarından bir çukura dönüşür yani. Müslümanların cumhurunun görüşü budur. O diğerleri bazı söylentilerdir. Yani maksat hani şöyle diyor hani insan bazı hakikatleri çok geç anlar manasında bu tür şeyler bazen söylenebiliyor. Evet. Peki Seyda. Aydın'a bağlanıyoruz. Telefon hattımızda Aydın'dan bir izleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Hocam sorularınız bu yüzden sürekli Rehber TV biz dinleyicisi çok güzel sohbetleriniz oluyor. Allah öncelikle sizden razı olsun inşallah. Sizden de teşekkürler. Benim iki sorum olacaktı. Buyurun. Birincisi Kur'an parayla satılıyor mu veya alınıyor mu diye birinci sorum bu. İkinci sorum da bir ölüye Kur'an-ı Kerim mübarek postal kitabımız şefaatçi olur mu acaba? Onun için sorulmuştum ben bu soruları. Peki. Başka da bu kadar.
Peki Allah'a emanet olun. Selametle inşallah. Sizler de geceniz mübarek olsun. Şırnak'tan bir izleyicimiz var telefon hattımızda. Buyurun. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam ve rahmetullah. Size de hayırlı akşamlar efendim. Hocamıza bir soru soracaktım da. Buyurun. Hocam bu biz buğday değirmene götürüyoruz. Yani un yapmak için. Evet. Bazı kişiler diyor o un değişiyor. Mesela değirmancı o buğday değirmanı attığı zaman evet. O unlar değişiyor. Yani başkasını mesela bize geliyor. Bizimki başkasına gidiyor. Kimi mesela buğday iyi, kimi kötü, kimi bilmem. Öyle söylenti var. Acaba öyle olursa hoca ne diyecekler? Yani o bir kişinin unu başka bir kişiye gitmiş oluyor. Tamam. Seyit amca soralım inşallah. Tamam. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Siz de geceniz mübarek olsun inşallah. Bir de izleyicimiz şöyle bir soru sormuştu. Her şeye sabretmemiz gerekiyor mu? Her şeye sabır diye bir şey var mı yani? Yani her şeye derken şöyle olur. Evet. Yani musibetler ne kadar ağır olursa olsun insan sabreder. Şu şekilde sabreder. Yani onu günaha sokacak bir hareket, bir söz söylemez. Onun sevabını Allah'tan bekler. Sabır mesela günah işlememek üzere sabır vaciptir. Mesela içki içmemek, kumar oynamamak, haram nazar yapmamak. Yani Allah'ın haram kıldığı, nefsin, şehvetin çektiği şeylerden uzak durmakta sabır vardır. Bir de ibadetler üzerinde, ibadetlere devam noktasında sabır, bunlar gerekli sabırlardır. Fakat mesela karşısında bir isyan yapılıyor, bir münker, caiz olmayan bir iş yapılıyorsa ona karşı sabır olmaz. Yani sabır ona karşı haramdır. O sabır değil yani. O zillettir. Dolayısıyla senin yanında birisi içki içiyorsa Peygamber Efendimiz diyor yani bir münkerin yapıldığını gördüğünüzde onu elinizle değiştirin. Elinizle değiştiremiyorsanız o zaman dilinizle müdahale edin. Onu terk etmesi için ona telkinde bulunun. Eğer bunu da yapamıyorsanız, korkuyorsanız fitneden falan o zaman kalbinizle buğz edip orayı terk etmeniz lazım. Münkerin yapıldığı yeri terk etmek lazım. Sabır yok bu konuda. Ha sabırlı ol, biraz geniş olalım, biraz tahammül edelim, hoşgörülü olalım diye sözler var. Ama bu konuda hoşgörü olmaz. Yani hoşgörü değil bu, bu zillettir. Allah'a isyanın yapıldığı bir yerde kesinlikle sabır yok. Bu üç yoldan bir tanesi yapılır. Eğer üçü de yapılmazsa Peygamber Efendimiz'in başka bir rivayette buyurduğu gibi eğer bir kişi kalbiyle de boğz etmiyorsa o zaman bir hardal tanesi kadar kalbinde iman yoktur diye Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Yani her şeye sabır bu şekilde. Yani sabrın ölçüsü bu yani musibettir. Mesela diyelim ki en sevdiğimiz insan vefat etmiş veyahut öldürülmüş veyahut da yangın çıkmış evimizde veyahut depremler olmuştur veyahut da ailemizin tamamı kaybolmuştur veyahut malımızın tamamını kaybetmişiz. Buna karşı sabredeceğiz. Fakat şu var, yine şunu da söyleyelim. Yani hani zulüm yapılıyorsa zulme karşı da çıkmak lazım elinden geldiği kadar. Bir insan eğer kendisine zulüm yapılıyorsa, haksızlık yapılıyorsa onu engellemeye çalışmalı. Mesela def'u sâil var fıkıhta. Bir kişi eğer evine tecavüz ediyorsa, yani evine hücum edip ya onun namusuna, ya malına, ya canına kastediyorsa bu kişi de çıkıp kendini müdafaa ederken öldürülürse bu da şehit fazlındadır. Yani şehitlerden sayılır. Yani ki zulme uğramayın, zulüm de etmeyin diye bir hadis-i şerifin ifadesi vardır. Fakat başka şeylere işte normal musibetlere karşı sabretmek, yani tahammül etmek, yani isyan etmemek. Çok geniş bir kavram aslında Seydam. Evet. Yani belki de bu şekilde ancak evet. İzah edebiliriz. Diğer sorumuz Seydam, namazda eğer balgam gelirse Seydam, bunu yutmak namazı bozar mı, bozmaz mı? Ne yapacağız? Evet, şimdi balgam fıkıh kitaplarımız diyor eğer ha mehrecine kadar gelmişse, hani ha kelimesi elhamdu diyoruz ya, oradaki ha harfinin çıktığı yer. Eğer balgam oraya kadar mesela onun üstüne çıkmışsa artık yutmak caiz değil. Yutmak artık namazı bozar. Şafii mezhebine göre namazı bozar.
Hanefi mezhebine göre bir şey olmaz. Onu yutabilir. Yalnız Şafii mezhebinde diyor onu yutamaz. Ne yapacak? Onu diyor mesela eğer camideyse diyor böyle elbisesine dökecek. Ya da peçete varsa. Yani o ayrı bir konu. Şurada peçetesini çıkarıp mesela. O hareketler oluşur. O zaman taklit etmesi lazım. Hmm. Hanbeli mezhebini taklit ederek hani Hanbeli mezhebinde çok hareket bir şey olmaz. Onu eğer istiyorsa Hanbeli mezhebini taklit ederek peçeteyi çıkarır temizler. Eğer taklit etmezse böyle yani fıkıh kitaplarımız bunu söylüyor. Yani onu kendi elbisesine böyle dökecek ama camiye atmayacak. Fakat diyelim ki şeyde ise yani caminin içinde değil arazide ise onu atabilir yerine yere atabilir. Veyahut evinde ise de yere atabilir. Nihayet sonradan onu temizler. Ama camiye dökmek caiz değil. Ha mahreci dediniz boğazın ortası oluyor öyle değil mi? Yani tam evet. Yani. Evet ha dediğimiz evet oralardır. Peki Seydam. Teyzemizin çocuğu intihar etmiş. Allah sabırlar versin evet. Zor bir durumdur hakikaten. Yani bir insanın ciğerparesi kendine kıyıyorsa gerçekten çok zor bir durumdur. Biz Allah'tan şunu dua edelim ki o çocuk bunu yaparken onun yani zihni yerinde değil yani düşüncesi yerinde olmamışsa eğer yani bir nevi bir cezbe halinde veyahut da bir baygınlık halinde artık kendinde değilse artık o kadar ki mesela kendini kaybetmiş şekilde yapmışsa belki Allah Celle Celaluhu onu mazur görür. Bizim elimizden şu gelir, dua gelir. Allah affeylesin, Allah taksiratını affetsin. Bilerek ve mükellef ise yani erişkin bir insan kendi nefsine kıyarsa bu mesela kıyamet gününe kadar o hep o şekilde kendine kıyıyor yani o cezayı görüyor. Ama biz bunu yine Rabbimizden dilerim ki bu çocuk şeyde olsun, kendinde olmadan bu işi yapmış olsun ki mazur sayılsın. Ve bu ablamıza, annemize de Allah Celle Celaluhu bol bol sabırlar versin, amin. Unutturmaya çalıştır. Amin Seyda. İki telefonumuz var. Adana'dan bir izleyicimiz telefon hattımızda. Evet, hoş geldiniz yayınımıza. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı yayınlar olsun Mustafa Ceylan. Teşekkürler, sağ olun. Bu gibi yayınlar yaptığınız için teşekkür ediyorum. Şu yaptığınız yayından dolayı yılbaşını protesto ediyorum. Evet. Yılbaşı normal bir gündür. Pazartesi, cuma o şekilde inşallah eve geldiğimiz o şekilde devam edelim. Hocama şunu söyleyeyim. 100 metre ileride benim anam babam tüm Allah ölmüşlerimize rahmet etsin. Her sabah arabayla gittim arabada dinmiyorum. Bir Fatiha 11 İhlas-ı Şerif okurum yavaş yavaş gidiyorum geri dönüyorum. Bunun yani mezarın başına gitmeyle bunun arasında bir fark var mı? İki, benim evlatlarım şu an ben 61 yaşındayım. 7 evladım var hepsini ev vermişim. Şu an 20 tane torunum var. Evlatlarım bir kısmı namaz kılmıyor. Çok kızıyorum. Gücüm de yetmiyor. Yani ben İnanıyorum ki erginlik çağından önce hepsine Kur'an'da okuttuğuma inanıyorum. Ne olacak benim halim bilmiyorum. Üzülüyorum. Bir kısmıyla da konuşmuyorum. Ama konuşmamak da hoş bir şey değildir. Evladımızdır. Atsak olmaz, bıraksak olmaz. Üçüncü sorun da hani burada bir nesil türemiş. Yani ben bilmiyorum. Elimde tesbih var, başımda külah var. Önümden geçip bana selam vermiyor. Bir dişimde humarcının teki ona selam veriyor. Ben bunu sorguladım. Ben bir oy kullandığım için cennette bana yer yok. Cenneti buna garantilemişler. Ben oy kullandığım için bana cennette yer yok. Bana selam vermiyorlar. Bu halimiz ne olacak? Hocam bunu da aydınlatırsa teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar. Açıkçası son sorunuz anlaşılmadı. Kısaca tekrarlarsanız yavaş bir şekilde. Adam yanımdan geçiyor. Bana selam vermiyor. Yani benim gibi Müslüman, sakallı, sarıklı. Ben bunu sordum. Niye bana selam vermiyorsunuz? Ben oy kullandığım için bana selam vermiyorlar. Bir dizimdeki de kumarcı ona selam verir. Ben de sordum dedim. Bu ne diyor sen bir oy kullanmışsın mürtet olmuşsun dinden çıkmışsın. Onu dine davet ediyorlar. Yani bu sorumuz ne olacak? Hocam bunu da aydınlatırsa çok iyi olur. Hayırlı yayınlar olsun inşallah. Peki sizlere de geceniz mübarek olsun inşallah. Ankara'dan bir izleyicimiz var telefon hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Buyurun. Allah razı olsun. Sizden de inşallah. Faydalanıyoruz. Benim iki tane sorum var. Buyurun. Biri zina ile ilgili, diğeri evet. De faizle ilgili. Evet. Şimdi bir idareci
çıkıp Allah'ın yasakladığı faizi serbest bırakma, zina suç olmaktan çıkarıyorsa bunun hükmü nedir? Evet. Doğru anlaşıldı mı? Evet, evet. İkincisi, yine idarecilerimiz bize deniyorsa ki ya bütün malınızı, mülkünüzü elinizde ne var ne yok hepsini getirin, bankaya faize yatırın. Biz eğer kurun altında kalırsa biz üstünü ise tamamlarız. Yani bunun hükmü nedir? Yani bir idarecinin bütün insanları faize çağırmasının hükmü nedir? O kişi hangi duruma düşer? Nasıl bir şeydir? Onunla ilgili. Peki sorunuz anlaşıldı galiba. Hattan düştü. Seyda'mıza soracağız inşallah. Bu arada ekrana WhatsApp numarası da yansıtılacak. Oradan da dileyen izleyicilerimiz sorularını bizlere iletebilirler. Seydam izleyicimiz şöyle bir soru sormuştu. Kur'an para ile satılır mı? Satın alınır mı? Diye bir soru sormuştu. Eskiden hani biz diyorduk biz satın almıyoruz, hediye ver bize. Evet. Fakat evet, parasını da veriyorduk. Bir hassasiyettir o. Güzel evet, bir hassasiyettir. Yani işte bunu mesela hani satmak, Kur'an-ı Kerim'i satmak biraz güzel bir ifade değildir. Biz orada zaten haşa Kur'an-ı Kerim'i satmıyoruz ki veyahut Kur'an-ı Kerim'i satın almıyoruz. Sonra da mesela Kur'an'ın içinde yazıldığı kitabı, mushafı alıp şey yapıyoruz. Bu da caizdir zaten. Yani çünkü orada bir masraf yapılır. Onu basan bir kişi, onu basan kişiler yani orada bir masraf, bir meşguliyet var yani epeyce. Uğraşıyorlar yani o uğraşma neticesinde ve bir yapılan bir masraftan sonra o Kur'an-ı Kerim elimize geçiyor. Elbette ki o masrafı eğer karşılamazsak bu basan kişi bu işi yapamaz zaten. Yani bu nedenle yani biz Kur'an-ı Kerim'i alırken o mushafı zaten alıyoruz. İçinde Kur'an-ı Kerim'in yazıldığı mushafı alıyoruz. O da zaten kağıttır, cilttir ve kağıdın artık kalitesine göre de onun şeyi değişebilir. Onun masrafı değişebilir. Ona göre biz bunu alıp satıyoruz. Bunda bir sakınca olmaz yani. Sakınca yoktur. Cevaz var yani. Bütün İslam alemi zaten bu işi yapıyor. Peki Seydan. Bir de diyor ki ölüye Kur'an şefaatçi olur mu? Ya da kuşta şimdi, daha doğrusu Kur'an'ın şefaatçi olduğu durumlar. Şimdi Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifinde şöyle geçer. El-Kur'an-ı hüccetun leke ev aleyke diye geçiyor. Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde ya senin için bir hüccet olur, yani senin lehinde bir hüccet olur ya aleyhinde bir hüccet olur. Yani dolayısıyla yani Kur'an-ı Kerim o bir nevi kıyamet gününde o da gelip yani insanın ameline göre Kur'an-ı Kerim'e ne kadar uymuş, Kur'an-ı Kerim'in içindekilerine ne kadar sahip çıkmış, hayatında ne kadar uygulamış, ona göre bir muamele görecek. Bu Kur'an-ı Kerim ya onun için bir delil olur, onun kurtuluşuna vesile olur ya da onun aleyhinde bir hüccet olur. Başka bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz Bakara ve Ali İmran süreleri için söyler. Yani bu sürelere ehemmiyet gösterin çünkü bunlar kıyamet gününde ehline şefaatçi olarak gelir. Yani bu süreler demek ki Kur'an-ı Kerim'in tamamı veyahut bazı süreleri o Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve yaşayan, hayatında yaşayan insanlar için şefaatçi olabilirler. Peki Seydam. Bir izleyicimiz de buğdayı değirmene götürüyoruz un olması için. Evet. Fakat herkes bunu yapıyor. Dolayısıyla unlar karışıyor. Bazıları diyor ki iyi un var, kötü un var. Bunların karıştırılıp size verilmesi caiz değildir bir nevi. Bu caiz midir, değil midir Seydam? Burada bir zaruret durumu vardır. Fakat şu var, eğer o değirmende çalışan kişi buna ehemmiyet vermesi lazım. Yani dikkat etmesi lazım. Yani dikkat etmezse yani işte kimin unu değişmişse, kimin buğdayı değişmişse onun pek umurunda değilse o sorumlu olur. Kendisi sorumlu olur. Yani oradaki çalışan kişi sorumlu olur. Dolayısıyla iyice hesabını yapması, kaydetmesi, işaretler koyması artık o icap eder. Onları dikkat ederse, buna rağmen eğer gayri ihtiyari bazı değişiklikler olmuşsa orada bir sıkıntı olmaz yani. Çünkü bu zaruret halidir. Yani herkes götürür. Yani bu şey değişiyor diye artık biz değirmene götürmeyelim. Öyle bir şey yok, bir durum yok.
Yani götürürler. Fakat şu da var. Yani demek ki götürenlerin hepsi de bu duruma razıdır zaten. Fakat şu var. Hani ölçek değişikliği varsa. Diyelim ki birisi 100 kilodur, birisi 90 kilodur. O 90 ile 100 birbiriyle değişirse ve burada mesela değirmencinin bir ihmali varsa o değirmenci orada sorumlu olacak. Bu mal sahipleri mazurdurlar. O konuda herhangi bir günahları olmaz. Peki, ama bilerek mesela gidip de aldığı zaman mesela alıcı kişi de dikkat etmezse orada onun da sorumluluğu olabilir. Kendi mesela torbası var, bellidir. Torbasını tanıdığı halde, üzerinde ismi olduğu halde başkasının torbasını alırsa orada da sorumluluk var yani. Buna peki, dikkat senin etmek lazım. Eğer yanlış anlamadıysam izleyicimiz şöyle sormuştu. Diyor ki hani babası rahmet etmiş, ailesinden vefat edenler var. Arabasıyla işine giderken veya oradan geçerken inip mezar başında Fatiha okumuyor. Yolda geçerken Fatiha okuyor, İhlas okuyor. Bu caiz midir? Yani ya da daha doğrusu bu da onun gibi mi oluyor? Elselam. Yani şimdi mezarlık için şöyle bir hadis-i şerif var. Yani mezarlığa uğradığımız zaman durup da Fatiha okumak sünnettir. Fatiha ve dua etmek, yani o ölülere dua etmek, Fatiha'yı okumak sünnettir. Ama mesela diyelim ki iş yoğunluğundan eğer yavaş yavaş gidip eğer o Fatiha'yı şeyinde arabasında da okuyorsa onun da sevabı vardır. Ya fakat durup da okumak kadar değildir. Eğer mezarlıkta durup da o şekil okusa daha iyidir. Mezarlığı ziyaret o ayrı bir konudur. Mezarlığı ziyaret etmek aslında kişi kendisi için ziyaret eder. Yani ölümü hatırlamak için makberi, kabristanı ziyaret eder. Veyahut da yakınlarının mezarını da eğer ziyaret ediyorsa yine ölümü daha iyi hatırlamak. Bunlar bir gün bizim yanımızdaydı, biz onların çocuklarıydık. Veyahut akrabaydık, beraberdik, şöyle yapıyorduk. Şu anda bizim yanımızda değiller, biz de bir gün böyle gideceğiz diye ölümü hatırlayıp da ona göre hareket etmesi için yani sevaptır, sünnettir. Sırf okumak için değil yani. Ama okumak da, Fatiha'yı okuma esnasında da durmak daha iyidir geçmekten. Fakat geçip de okusa yine onun sevabı ona göre verilir. Peki Seylem, diyor ki ben evlatlarım ergen olmadan önce ben çocukken onlara yeterince namaz terbiyesi verdiğimi düşünüyorum dedi izleyicimiz. Fakat şu an evlatlarımdan bazıları namaz kılmıyor. Ve ben çok üzülüyorum. Hatta bazılarıyla konuşmuyorum bile. Evet. Peki bu durumda benim bir mesuliyetim var mıdır, yok mudur? Ne yapmam gerekir Selam? Evet. Yani tabii kendisi diyor ben görevimi yapmışım. Görevini yapmışsa zaten mesul değildir. Çocuklar ergenlik çağına ulaştıktan sonra, buluğ çağına eriştikten sonra namazı terk ediyorlarsa bu konuda babasının, annesinin bir günahı olmaz. Eğer onlar küçükken onlara yeterince tavsiyede bulunmuş ve namaz kıldırmışsa. Buna rağmen eğer bazıları namaz kılmıyorsa elbette ki üzülecek. Ve bu namazdan dolayı eğer onlarla konuşmasa burada da yine bir günahı olmaz. Çünkü söylediği halde, onları mesela ikaz ettiği halde, tebliğ ettiği halde, nasihat ettiği halde bunlar yine onu dinlemiyorsa bir sefer, iki sefer, üç sefer bu da kızıp mesela onlarla konuşmayı keserse burada mesuliyet olmaz. Fakat yine konuşmayı kesmemek ve bu telkinatına devam etmesi daha iyidir. Yani sabretsin, daha mesela gidip her onları gördüğünde namaz kılmalarını tavsiye etsin. Belki bir gün Allah Celle Celaluhu o tavsiyenin tesirini gösterir ve kişi namazına başlayabilir yani. Peki Seyyidim. Şöyle bir sorumuz var. Bir kadın var, kordonunu bağlamış çocuğu olmasın diye. Ayrıca rahatsızlığı da var ve kocası da istemiyor. Bazıları ona demiş ki böyle yaptığın için ölürsen senin üzerine namaz kılınmaz. Bu ablamız da bu durumdan çok rahatsız oldu. Diyor ki bu durumda ne yapılmalı Seyyidim? Yani üzerinde namaz kılınmaz diye bir şey yok. Yani mesela o şey bütün Müslüman, eğer Müslüman ise görünürde namaz kılan, imanı olan, ibadetlerini yapan bir kişi ise günahkar dahi olsa vefat ettikten sonra namazı kılınmalıdır yani. Vaciptir. Nasıl ki kefenlenmesi, yıkanması, defnedilmesi bunlar farz-ı kifaye ise
üzerinde namazın kılınması da farz-ı kifayedir ve namaz kılınır, kılınmalıdır. Fakat bu kordon bağlanması orada yani sıkıntı var. Şu var, mesela eğer bir bayan geçici olarak yani biraz ara versin diye bir kordon bağlıyorsa ona da yine ulemamız fetva vermişler. Eğer bir sıkıntısı olmadığı halde, herhangi bir mazereti olmadığı halde çocuklardan sıkıldığı için böyle tamamen kökten yani kendini bağlıyorsa, artık ölünceye kadar ben çocuk getirmeyeceğim diye böyle yapmışsa bu caiz değil. Fakat hastalık varsa, yani rahatsızlık, hastalık var, o hastalık mesela daha ileri dereceye gider, daha ağırlaşır diye korku varsa, hastalığın bulunduğu müddetince kordon bağlayabilir. Fakat velev ki mesela kökten yani haram olan bir iş yapsa dahi tamamen mazeretsiz bir şekilde kordonu bağlıyorsa, burada her ne kadar günahkar olsa da yani namaz kılınmaz diye bir durum yoktur. Yani namazı kılınır. Peki evet. Seyda. Şimdi de WhatsApp'taki sorularımıza geçeceğiz. Bazı izleyicilerimiz ısrarla arıyorlar. WhatsApp'taki aramalara cevap veremiyoruz. Sadece mesaj yoluyla bizlere iletilen sorulara cevap veriyoruz. Sorumuz şu şekilde. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar Seyda. Kiradan elde edilen gelirden zekat var mı? Daha öncesinde bir soru var. Seyda, Kur'an'ı dinlemek farz mı Şafilere göre diyor izleyicimiz. Kur'an-ı Kerim'i dinlemek sünnettir. Evet Seyda. Yani Kur'an okunduğu halde bir insan dinlemezse ve konuşursa, kendini meşgul ederse bu mekruhtur Şafii mezhebine göre. Haram değildir yani, ama dinlemesi tabii ki daha iyi, edebe uygun olan odur. Dinlemesi lazım yani. Mümkün mertebe. Şey demiş, kiradan elde edilen gelirden zekat var mı? Ve o geliri harcamışsa ne kadar olduğunu bilmese bunu nasıl hesaplar Seyda? Kiradan gelen gelirden zekat verilmez. Evet. Ama eğer o gelir yanında toplanıyorsa bir yıl kadar, mesela bir yıl toplanıp da mesela nisaba ulaşıyorsa, zekat verecek nisaba o miktara ulaşmışsa, diyelim ki 80 gramlık altın kadar, eğer o kadar değer kazanan değerli bir miktar para yanında toplanmış ve üzerinden bir sene de geçmişse, veyahut da ticarete o gelir geldiği gibi ticarete dahil ediliyorsa, o zaman ticaretle beraber zekatı verilir. Ama yok mesela geliyor, diyelim ki 2-3 tane dairesi var, onlardan her ayda bir mesela kira alıyor ve o kirayı da harcıyor yani kendi masraflarına, ev giderlerine. O şekilde ihtiyaçlarına eğer konu harcıyorsa onun zekatı olmaz. Evet Seyda. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam, kardeşimle aramdaki ortaklığı bitirdim. Bu ortaklıktan doğan hakkımı kardeşime verebilmek için kredi çekecekti. Faize bulaşmaması için paramı hemen vermek zorunda olmadığını, verse bile altın alacağımı, bu yüzden paramın karşılığı ne kadar altın geliyorsa o kadar borcu olduğunu söyledim. O da kabul etti. Bu caiz midir diyor. Bir daha soruyu ben tam şey yapamadım. Şöyle diyor. Kardeşimle aramdaki ortaklığı bitirdim. Yani birbirinden ayrılmışlar. Evet. Bu ortaklıktan doğan hakkımı kardeşim verebilmek için kredi çekecekti. Ha. Faize bulaşmaması için evet. Paramı hemen vermek zorunda olmadığını, evet. Verse bile altın alacağımı. Bu yüzden paramın karşılığı ne kadar altın geliyorsa o kadar borcu olduğunu söyledim. O da kabul etti. Bu caiz midir? Evet. Bu caizdir. Yani diyelim ki alacağı 50.000 TL'dir. Bu 50.000 TL bugün kaç gram altın yapıyor? Bana bu gram altınlarım sendedir. Bunları mesela bana vereceksin. Demişse iki taraf buna razı olmuşsa artık o da imkanı olduğu zaman o şekilde verebilir. Evet. Evet Seydam, başka bir izleyicimiz. Hocam, bir spring olacak kesilen bir canlı tavuğun tüylerini yolmak için üzerine kaynar su dökmenin hükmü nedir acaba? Bu mesela onu kestikten sonra değil mi? Canlı tavuğun, evet, kesilen bir canlı tavuğun tüylerini yolmak için üzerine kaynar su döküyorlar. Evet, ta ki mesela daha rahat yola şey aynen. Olsun. Aynen.
onun tüyleri çıksın diye. Yani bu eğer sadece dökülmek ise bir şey olmaz. Eğer kaynar suyun içinde böyle uzun süre bırakılmazsa, yani mesela kadın tavuğun diyelim ki pisliği vardır. O pisliğiyle beraber necistir. Böyle suyun içinde uzun süre kaynar suyu o ete de siner. O caiz değil. Fakat sadece dökülmek ise o bir şey olmaz. Yani onu dökebilirler ta ki daha rahat yolsunlar. Hmm. Evet. Peki Seydam, diğer sorumuz şu şekilde. İzleyicimiz diyor ki bir kişi abdestsiz telefondan Kur'an okuyabilir mi Seydam? Yani eğer dokunmazsa telefona, telefon çünkü eğer telefonda Kur'an-ı Kerim açılırsa Kur'an'ın hükmü olur. Onu abdestsiz eline alamaz. Fakat böyle bir yere bırakılmıştır diyelim veyahut birisi ona değiştiriyorsa o sayfaları, bu fark etmez. Ha telefonda okumuş ha da direkt Kur'an-ı Kerim yani mushafta okumuş, fark etmez. Yeter ki dokunmasın. Yani dokunmaması durumunda caizdir, yalnız mekruhtur. Yani abdestsiz Kur'an-ı Kerim'i okumak mekruhtur. Ezberden diyelim ki birisi okuyorsa, ezberinde bazı süreler var. O süreleri abdestsiz olarak okuması mekruh olduğu gibi Kur'an'a bakarak o okuması da abdestsiz yine mekruhtur. Ama dokunması caiz değildir. Dokunmadan okuyabilir, mekruhtur. Peki Seydam. İzleyicimiz, hocam şu an 38 yaşındayım. 25 yaşına kadar oruç tutardım ama kazasını yapmazdım. Şimdi de kaç gün yediğimi bilmiyorum. Nasıl yapmam gerekiyor? Onu tahmin edecek, yani böyle düşünecek. Mesela hangi yılları ne kadar tahminen şey yapmış. Biraz fazlasını düşünsün. Mesela diyelim ki düşünüyor diyor. Mesela bu en fazla ben 3 yıl şey yapmışım yani. Oruç tutmamışım. Tahminen. Mesela bunu diyelim ki o 3 yıl toplam yapıyorsa bunu buna 10 gün daha eklesin veya 15 gün daha eklesin, garanti olsun yani, kesin olsun. O şekilde hesaplayıp artık o şeylerini, o kazalarını tutacak ve üzerinden bir yıldan fazla geçen oruçların da fidyesini verecektir. Bunları tabii tutmadığı zaman, o tutmadığı müddetçe her bir yıl üzerine gelir, yani fidye katlanır. Ama eğer kaza ederse o katlama durur. Fakat o fidyeleri vermek zorunda. O da vaciptir eğer üzerinden bir yıl geçmişse. Peki Seydam. Bazıları diyor ki çarşamba günleri akşam banyo yapmak iyi değil. Çünkü çarşamba günleri cinler banyo yapıyor. Bu doğru mudur? Böyle bir şey var mı? Öyle bir şey yoktur. Yani bunlar hurafelerdir. Her gün banyo yapılabilir. Yani da bir sakınca yok. Peki Seydam. Başka bir izleyicimiz diyor ki selam aleyküm hocam, bir sorum var. Namazlarımı sürekli kılan biriyim. Yalnız sabah namazına bir türlü kalkamıyorum. Mesela 2 gün kalksam 10 gün kalkmıyorum. Sabah namazına bende bir korku yaratıyor. Ne yapmam gerekiyor? Diyor. Evet. Bu vesvesedir veyahut da şeytan ona galip gelmiş diyelim. Yani sabah namazına kendini alıştırırsa, bir saat kurarsa, telefonunu kurarsa, o çaldığı zaman kalkar, abdestini alır, namazını kılar, o korkusu da gider yani. Bir iki gün, üç gün bunu devam ettirirse o korku geçer. Fakat eğer buna rağmen mesela bu tüm tedbirleri aldığı halde eğer uyanamazsa bir mesuliyeti yoktur. Fakat uyandığı gibi o namazını kaza etmesi lazım. Yani diyelim ki saat 6'da güneş doğuyorsa, o da mesela 6.30'da mı uyandı, hemen kalktığı gibi abdestini alıp o sabah namazının kazasını yapsın. Yani tedbirlerini aldığı halde uyanamıyorsa bu özürdür. Zaten namazın geçmesine iki özür var. Birisi uykuda kalmak, birisi unutmaktır. Bu ikinin dışında herhangi bir şey yok. Bir namazın kaçırılması için bir özür yok. Bu da uykudur. Eğer tüm tedbirlerini aldığı halde uykuda kalıyorsa mesul değildir. Ama kalktığı gibi kazasını yapsın. Peki Seydam. Yatsı namazından sonra vitir namazı bir rekat niyeti getiriyoruz. Ama şaşırıyoruz, iki rekat kılıyoruz. Evet. Şaşırdığımız zaman ne yapmamız lazım? Yani eğer bir rekatın niyetini getirmişse ve şaşırdığı için baktı ki ikinci rekata kalkmış. Fatiha'da eğer hatırlarsa hemen oturabilir. Yani tamamlamaz.
oturur ve tahiyyatını okur. Selam vermeden önce sehiv secdesini yapar, selam verir. Fakat eğer tahiyyatta daha hatırladı, mesela diyelim ki kalktı, ikinci rekatı da kıldı ve tahiyyatta hatırladı ki işte bu ikinci rekat olmuş. O zaman sadece sehiv secdesine götürsün. Yani gider sehiv secdesini yapar ve selamını verir. Yani o hatırlamadığı için kıldığı bir rekat fazla olur. O namazını bozmaz. Peki Seyran. Son galiba 4 dakikamız. Evet. Deprem sigortası yaptırmak caiz midir? Sigorta konusunda yani insanın böyle kendi isteğiyle yaptığı sigortalar asri ulemalar onun tamamını caiz görmemişler. Yani sadece mecburi sigortalar için. Mesela diyelim ki mecburi trafik sigortası vardır. Mecburi diyelim ki memurların yaptığı, devletin yaptırdığı sigortalar var. Bu konuda insan mesul değil. Ama bunun dışında insanın kendi keyfi yani istediği, yani kendisi istediği için mesela yapıyorsa, kasko gibi, diyelim ki hayat sigortası gibi, deprem sigortası gibi bütün bunlar caiz değildir. Çünkü bu kesin olmayan bir şeydir. İslam alimleri diyor ki bu mesela alışverişin veyahut muamelenin herhangi bir kısmına girmiyor. Yani fıkıh bablarının hiçbirisine girmediği için ve bu bir şeye karşılık değil. Çünkü hayalidir, tahminidir. Olabilir, olmayabilir. Dolayısıyla verilen para neye karşılık verilmiş bilinmiyor. Alan kişi neye karşı almış bilmiyor. Dolayısıyla bu caiz değildir diyor. Yani sigortaların hiçbirisi caiz değildir. Sadece mecburi olanlar hariç. Çünkü o da insanın elinde değil zaten. Bu devlet mecburi yaptırıyor zaten. Peki Seyda. Aşağıda oturan bir kişi yukarısında namaz kılabilir mi? Bunun hükmü nedir? Nasıl? Diyor ki aşağıda oturan bir kişi yukarısında namaz kılabilir mi? Yani aşağıda birisi de yukarıda. He. Evet. Birisi aşağıda birisi yukarıda. Bu imam ile me'mum mudur? Yani izleyicimiz böyle sormuş, mutlak sormuş. Birisi aşağıda birisi yukarıda, evet, namaz kılabilir mi? Birbirine uyabilir mi yani? Evet. Şimdi bu şeydir tabii ki mesela camilerde bazen olur. Diyelim ki caminin ikinci katı olur. Tabii tamamen açıktır. Oradaki me'mumlar imamı görür veyahut da cemaatten bazılarını görürler ve dolayısıyla imamın hareketlerini takip edebiliyorlar, kontrol edebiliyorlar, uyuyabiliyorlar. Bu caizdir tabii ki. Eğer yine özürsüz olarak birisi aşağıda birisi yukarıda ise o mekruhtur ama yine kılınabilir. Yani uyabilir yani. Bir kişi imama o şekilde uyarsa da namazı makbuldur. Yani caizdir. Peki Seydam. Şöyle bir sorumuz daha var. Açayım. Hocam ben Şafii'yim, yemin ettim ve yeminimi bozdum. Evet. 3 gün oruç tutmam gerekiyor dediler. Bu 3 gün üst üste olmak zorunda mı? 3 gün oruçtan önce 10 kişiyi doyurmak var. Yani ilk önce mesela eğer imkanı varsa 10 tane fakir, 10 tane mesela zekata muhtaç olan 10 kişiye onların doyuracak kadar mesela şey vermesi lazım, para vermesi lazım. Mesela her birisine demek ki 20'şer lira versin 10 kişiye. Bunu eğer mesela fakirse Şafii'ye göre her birisine bir müd buğday verecek ki o bir şey yapmaz zaten. Günümüzde o pek geçerli değildir. Bu nedenle bu şekilde dediğim mesela her birisini doyuracak kadar bir miktar para verecektir. Hanefi mezhebini taklidin. Eğer bu imkanı yoksa elbise verebilir. Her birisine birer tane elbise, birer gömlek verebilir mesela. Birer atlet verebilir. Yani iç çamaşır verebilir her birisine. Eğer bunları yapamıyorsa, imkanı yoksa, maddi durumu hiç yoksa o zaman oruç tutabilir. Ve 3 gün de üst üste gerekli değil, şart değil yani. 3 gün tutar ama isterse ara verir, istersen de 3 gün üst üste tutar. Yani bu yemin kefareti bu şekilde. Peki Seydam, son olarak şöyle bir soru iletelim. Tam gerçi anlaşılmıyor bu soru. Bakayım. Peygamberimizi rüyada görenler varmış. Beni rüyada gören gerçek görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez. Hadisi şerif
böyle bir hadis şerif var mıdır yani? Evet, doğrudur. Evet, selam. Bu Peygamber Efendimiz böyle bir hadis-i şerifte buyurmuş. Yani Peygamber Efendimiz'i gören gerçek görmüştür. O rüya doğrudur yani. Şeytan falan Peygamber Efendimiz'in suretine giremez rüyada. Evet. Hmm. Peki selam. Bu soruyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Bu arada gerçekten çok rağbet var. Çok soru geldi. Hepsine cevap veremedik. Cevap veremediğimiz izleyicilerimiz olduysa artık kusurumuza bakmasınlar. Haklarını helal etsinler. Gerçekten yetiştiremedik yani. Çok soru geldi. Arada kaymıştır mutlaka. Onun için kusura bakmayın. Son olarak söylemek istediğiniz var mı Selam? Allah Celle Celaluhu daha güzel günler nasip eylesin İslam ümmetine. İslam ümmetini bu perişan halden bir an evvel kurtarsın diye dua ediyoruz. Zorda darda olan bütün Müslümanları Allah Celle Celaluhu bir an evvel o zorluklardan, o darlıklardan kurtarsın. Özellikle Afganistan gibi, Yemen gibi, Suriye gibi, Mısır gibi sıkıntıda olan Müslüman kardeşlerimizi bir an evvel huzura, rahata kavuştursun diye dua ediyoruz. Bütün Müslümanları bütün fitnelerden, musibetlerden muhafaza buyursun. Peki Seyyidam, Rabbim sizden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar aynı saatte buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.